Bugün sizlerle beraber Ethereum hakkında konuşmak istiyorum. Ethereum grafiğinde aslında şu anda bir çift tepe formasyonu olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ve çift tepe formasyonu görmek özellikle haftalık grafiklerde her zaman korkutucudur. Ancak yine de buradaki haftalık grafikte bir yükseliş trendinde olduğumuzu söyleyebilirim sizlere. Yeni higher high'lar ve higher lowlar yapıyoruz. E, bu bizler için güzel bir şey. Trend bizim arkadaşımızdır. Burada boğa marketi in bantları indikatörünü de açtığımızda görebiliyoruz ki Ethereum kısa bir süre önce buradaki Indikatör seviyesi kadar gerilemiş ancak şu anda fiyat konusunda bir sıkıntı çekmiyor. Ben açıkçası Ethereum buradaki boğa marketi bantları indikatörünün yani 3.200 dolar seviyesinin altına düşmediği sürece açıkçası Ethereum'un boğa marketinde olduğunu düşünmeye devam edeceğim. Aslında biraz da sizlerle beraber bugün Ethereum Bitcoin grafiğini de incelemek istiyorum. Ethereum Bitcoin grafiğini bilmiyorsanız şöyle açıklayabilirim ki aslında bir Ethereum almak için ne kadar Bitcoin harcamamız gerektiğini bahsediyor bu grafik bizlere. Ve açıkçası çok net bir şekilde görebiliyoruz ki her boğa marketinde Ethereum Bitcoin'e karşı daha iyi performans gösterdiği için aslında Ethereum Bitcoin grafi grafiği de her boğa marketinde ciddi derecede yükselişler yaşıyor. Ethereum bir önceki boğa marketinde Bitcoin'e karşı %400'ün üzerinde değer kazanmış. Bu gerçekten inanılmaz bir oran. Ondan önceki boğa marketine yani 2016-2017'ye kadar geri gittiğimizde ise görebiliyoruz ki Ethereum Bitcoin'e karşı %1600 değer kazanmış. Şimdi ise tekrardan bu tarz bir boğa marketinin başlangıcında olduğumuz için ben Ethereum'un açıkçası yine Bitcoin'e karşı ciddi derecede değerler kazanabileceğini düşünüyorum bu boğa marketinde de. Şimdi sizlerle beraber biraz da Ethereum'daki fiyat aksiyonuna geri dönüp daha düşük zaman dilimli grafiklerden bahsetmek istiyorum. Ethereum'da aslında 3500 dolar seviyesinden bir long pozisyon açtım. Buradaki long pozisyonu neden açtığımdan da bugüne videosunda bahsedeceğim sizlerle. Ancak sizler de benim gibi kimlik doğrulaması yapmadan spot veya kaldıraş işlemlerde hiç sıkıntısız ve güvenli bir şekilde işlemlerinizi yapmak istiyorsanız sizlere Blofin borsasını tavsiye edebilirim. Ben Blofin borsasını bir süredir kullanıyorum ve şu ana kadar hiçbir sıkıntıyla da karşılaşmadım. Blofin borsasını aşağıda benim bağlantıma kayıt olursanız 5000 dolara varan depozit bonuslarından da faydalanabiliyorsunuz aynı zamanda. Aynı zamanda kanalımda Blofin borsasını tam anlamıyla nasıl kullanabileceğinizi gösterdiğim bir eğitim videosu da bulunuyor. Bu videoyu da kanalıma giderek izleyebilirsiniz. Şu anda Ethereum düşük zaman dilimli grafikte bulunduğu range bölgesinin aslında destek seviyesi 3360 dolar seviyesinde bulunuyor. Aynı zamanda bu benim açtığım long pozisyonun stop loss seviyesi, ben stop loss noktam buraya yerleştirdim. Daha sonra önümüzde küçük lokal bir direnç seviyesi bulunuyor. Bu direnç seviyesi 3600 dolar seviyesinde bulunuyor. Ancak en çok dikkat etmemiz gereken direnç seviyesi ise 3880 dolar seviyelerinde bulunuyor. Aynı zamanda ben burada haftalık seviyelere de bakmak istiyorum. Haftalık önemli seviyelere baktığımızda burada Önemli bir destek seviyemizin 2009 dolar seviyelerinde olduğunu görebiliyoruz. 2009 dolar seviyesi benim için gerçekten Ethereum fiyatı açısından çok düşük bir seviye. Bunun sebebi ise boğa marketi bantları indikatörü seviyesinin bile gerçekten çok altında bulunuyor. Açıkçası ben Ethereum'un buradaki seviyeye kadar gerileyebileceğini şimdilik düşünmüyorum. Ancak yine de dikkatli olmakta fayda var. Ee, kesinlikle önlemlerinizi bu tarz durumlara göre almalısınız. Çünkü daha önceden bu tarz şeyler çok fazla kez kripto para piyasasında yasandı. Aynı zamanda ben burada daha küçük zaman dilimli bir grafikte e, hareketli ortalama seviyelerine de bakmak istiyorum. Buradaki hareketli ortalama seviyelerini günlük grafikte baktığımızda aslında e, açıkçası şu anda sıkıştığımızı söyleyebilirim sizlere. 3400 dolar ve 3600 dolar seviyesi arasında buradaki hareketli ortalama seviyeleri bizi sıkıştırmış durumda. Yani açıkçası Ethereum burada 3800 dolar seviyelerini görmek istiyorsa Öncelikle buradaki hareketli ortama seviyelerine 3600 dolar seviyesini yukarı yönlü kırıp oranın üzerine kalabilmesi lazım. Böylece bir sonraki direnç seviyesine ulaşmakta güçlük çekmeyecektir. Şimdi siz ise sizlerle beraber Coin CoinGPT kullanarak Ethereum analiz ettirmek istiyorum. Yani Ethereum analizini aslında bir yapay zekayı yaptıracağım. Sizler de CoinGPT kullanmak istiyorsanız ücretsiz bir şekilde aşağıda bulunan Telegram balansı kullanmaya başlayabilirsiniz. CoinGPT bir Telegram botu aslında. Burada slash enemas komutuyla beraber e, Ethereum'u analiz ettirebiliyorum. Standart olarak ilk yaptığı analizi her zaman saatlik grafik üzerinde yapıyor. Ancak isterseniz de analiz ettirmek istediğiniz coin'in zaman dilimini alt şeriden değiştirebiliyorsunuz. Burada saatlik grafikteki analizine baktığımızda bizlere bir long pozisyon sinyali verdi. Aynı zamanda bizlere kar alma noktası ve stop loss noktası verdiğini söyleyebilirim. 3650 dolar seviyesinde bir kar alma noktası verdi. Burada ben günlük grafikteki analizlere bakmak istiyorum. Günlük grafikteki analizi tabii ki de e, saatlik grafikten farklı olacaktır. Evet burada günlük grafikte bizlere bir short pozisyon sinyali verdi ve açıkçası ben bunu pek beklemiyordum. Sizler de buradaki işlemleri, verdiği analizleri tek tıkla e, borsa hesabınızda, trade hesabınızda otomatik bir şekilde açabiliyorsunuz. Tek trade now butonuyla birlikte Bybit, Binance ve Blofin hesaplarınızla e, buradaki işlemleri otomatik bir şekilde açma lüksüne sahipsiniz e, CoinGPT sayesinde. Benim düşüncemi soracak olursanız ben Ethereum'da hala boğasalım. Özellikle e, uzun vadede gerçekten çok boğasalım Ethereum'da. Ancak e, düşük zaman diliminde kısa vadede Ethereum'da dikkatli olmanızı öneriyorum sizlere. Açıkçası küçük fiyatta düşüşler, geri çekilmeler yaşama ihtimalimizde bulunuyor çünkü. Buradaki Ethereum Bitcoin grafiğinin de gerçekten güzel durduğunu söyleyebilirim. Ethereum Bitcoin grafiği de yukarı yönde bir kırılma karşı karşıya kalma durumunda. E, bu da Ethereum'un Bitcoin'e karşı ciddi derecede değer kazanabileceğini gösteriyor bizlere. Burada Bitcoin dominansına baktığımızda bulunduğu konum itibariyle artık düşmeye çok yakın olabilir. E, Bitcoin dominansında küçük geri çekilmeler bile Ethereum'un gerçekten çok işine yarayacaktır. Sizler Ethereum hakkında ne düşünüyorsunuz? Ethereum hakkındaki yorumlarınızı aşağıda bırakmayı Unutmayın. Böylece e, tartışabiliriz bu konuyu. Evet beni izlediğiniz gerçekten çok teşekkür ederim. Bugünün videosu hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.